Network marketingte işin en zor tarafı nedir? Reklam yapmak mı, davet yapmak mı, davet edebilmek mi, insanlarla konuşmak mı, oturup sunum yapmak mı, reddedilmenin karşı bir reddedilişe maruz kalmak mı, bir hayır cevabı duymak mı, yeni bir kişiyi işe başlatmak mı, efendim aktif bir şekilde ona yardımcı olabilmek mi, onu aktive edebilmek mi, onun görüşmelerine yardımcı olabilmek mi? Bana sorarsanız hiçbirisi değil. Bana sorarsanız. Ya da ne bileyim bir eylemin sürekliliğini sağlamak mı? Bana sorarsanız hiçbirisi değil. Bana sorarsanız bu işin en zor kısmı neresi biliyor musunuz? Karar almak. Bir kararı almak şey gibi yani ciddi bir şekilde başladığımda işi inşa etmeye daha doğrusu onun öncesinde çok acı çektim. Yani geriye dönüp baktığımda şimdi çekmiş olduğum bu acının gerçek sebebinin ne olduğunu anlayabiliyorum. Karar almakta zorlanıyordum. Ya da bir karar arifesindeydim. Ve insanlara benim hep söylediğim şey şu arkadaşlar. Bu işin size çok büyük acı vermesini şey yapmalısınız. Yani bertaraf etmelisiniz. Reddediliş acı verir. İşi istediğiniz gibi inşa edemezsiniz. Acı verir ya da istediğiniz olmaz. Yeni bir distribütörü aktive edemezsiniz. Bir şekilde yani aklınıza her ne geliyorsa gelsin. Bu acıya karşı bir şekilde morfin etkisine sahip bir etki yaratmalısınız. Bir eylem. O eylemin adı karar alabilmek. Network marketingteki en zor şey budur. Yani sadece network marketingte değil, hayatta da böyledir. Kararı aldığınız zaman kuş gibi hafifliyorsunuz. Karar almak. Benim ilk başta almış olduğum en önemli karar şuydu. 3 ayda 500 kişiye video sunumu göstermek. Laptop var mı? Var. Kalbim atıyor mu? Atıyor. Gidip insanlara bunu anlatmak. İkna? Asla. Sözler vermek? Asla. Vaatlerde bulunmak asla. Ben insanlara gittim, bunu anlattım ve dedim ki bu iş güzel bir işe benziyor. Benimle birlikte bu işte var mısın? Veya ürün kullanır mısın? Bir karar almam gerekiyordu. Bana en çok acı veren yer burasıydı. Günlerce yaşadım o acıyı. Şey gibi doğum sancısı gibidir. Bir kez aldığınızda kuş gibi hafifliyorsunuz. Daha sonra insanlar size hayır demiş, efendim reddetmiş. Tamamen bir şey gibi oluyor. Yani morfin yemiş gibi oluyorsunuz. Acıya karşı hissizleşiyorsunuz. Kararı alabilirseniz eğer. Eğer kararı alamazsanız, bu kararı bir türlü alamazsanız, kararı almamış bir şekilde yola başlarsanız ve kararı almamış bir şekilde sunum yaparsanız, kararı almamış bir şekilde reklam yaparsanız, davet yaparsanız, kararı almamış bir şekilde takip etmeye çalışırsanız eğer, bu iş size büyük acı verir. Korkunç acı verir. Ve bir gün dayanamazsınız ve bırakırsınız. O yüzden dolayı kendinizi koruma altına almak durumundasınız. Tabiri caizse bir morfin etkisi yaratabilecek bir etki diyeyim ben ona. Kendinize şırınga etmeniz gerekiyor onu. Onun adı karar. Karar aldığınızda her şey değişiyor. Yalnız dikkat edin. İnsanlar çoğu zaman karar aldığını zannederler. Karar almamışlardır aslında. Sadece karar aldığını zannederler. Siz de bunlardan olabilirsiniz. Karar almak yetmiyor. Gerçek bir karar olması önemli. Ve ondan sonra artık şuur şarterini diyorum ben ona. Şuurun bir şarteri var. Şarter gibi gözümde canlandırıyorum. Ondan sonra şuur şarterini aşağıya indirdiğinizde ben öyle yapmıştım. İlk şuur şarterini aşağıya indirdiğimde bana soruyorlar ya kimlerle nasıl görüşmüştün? Birçoğunu hatırlamıyorum. Şuursuzca sunum yapıyordum. Tamamen. Şuurumu kaybetmiş durumdaydım. Sonuçların ne olacağıyla ilgili en ufak bir fikrim yoktu. Sadece eylemi planlamıştım. Eylem. 90 gün boyunca
Efendim 3 ay boyunca 500 kişi sunum videomu seyredecek. Ve bir karar aldığınızda ondan sonra efendim buraya nasıl yapıyorsun? Burada hangi kelimeleri kullanıyorsun? Burada şunu mu yapıyorsun? Burada bunu mu yapıyorsun diye kaygılanmanıza artık gerek yok. Kararı aldığınız vakit her şey, kelimeler, cümleler, her şey böyle şey yapıyor. Ne derler? Hani suyun akması gibi akıyor. Akışkanlık kazanmaya başlıyorsunuz işinize. Akışkanlık kazandırıyorsunuz işinize. Kararı aldığınızda oluyor bu ve gerçek kararı aldığınızda oluyor. Gerçek bir karar almak zorundasınız. Acıyı kararı alırken çekersiniz. Daha sonra yolculuk sırasında acı çekmemek için kendinize bir morfin vurmak zorundasınız. Bu morfinin adı karar ve gerçek karar. Bir kez kararı aldığınızda ve asla vazgeçmeme kararı aldığınızda, o eylemi sonuna kadar gerçekleştirmeden vazgeçmeme kararı aldığınızda sizin için de bu iş işlemeye başlar. Bu işin öyle bir şeyi vardır. Hani böyle evrensel yasalar vardır ya. İşte siz bir şeyi istediğinizde, karar verdiğinizde, gerçek kararı aldığınızda, gerçek kararı aldığınızda sizin dışınızdaki her şey, evrendeki, kainattaki her şey sizin o hedefe ulaşmanız için her şey harekete geçer. Bir kitapta okumuştum bunu yıllar önce. Ve aynen böyle oluyor. Farkına bile varmıyorsunuz. Tamamen şuurumu kaybetmiş gibiydim. Tamamen. Kimlerle görüştüm, nasıl görüştüm vesaire. Yani düşüyorsunuz, kalkıyorsunuz, hayır diyor insanlar, reddediliyorsunuz, ürününüzü kullanmıyor, müşteri olmuyor, hayır diyor. Yani bir şekilde bu işin tabiatında bu var. Reddediliş var. Fakat istediğiniz kadar düşün. İstediğiniz kadar şey yapın. Yani hani düştünüz bisikletten diziniz kanar, canınız acır, hatta çok canınız yanar. Fakat çok enteresan bir şey oluyor. Acı hissetmiyorsunuz. Gerçek kararı aldıysanız eğer. Gerçek kararı almadıysanız eğer, bu süreç içerisindeki, bu iş içerisindeki her şey, her şey size büyük acı verir. Her şey. Bir kişiyle görüşürsünüz, size hayır der. Büyük acı çekersiniz. Birisine sunum yaparsınız, size hayır der. İlgilenmiyorum, bana göre değiller. Büyük acı çekersiniz. Takipinizde birisi vardır, size hayır der. Müşteri olmak istemez. Büyük acı çekersiniz. Herhangi bir hamle size acı vermeye devam eder ve büyük acı vermeye devam eder. Ve bir gün dayanamazsınız. Hiç kimse bu kadar büyük bir acıya dayanamaz. Bu kadar uzun süre bir işkenceye maruz kalamaz. Bu işi kendiniz için bir işkence olmaktan çıkartmak zorundasınız ve bir eğlenceye dönüştürmek zorundasınız. Kararı aldığınızda o size acı veren her şeyi artık hissetmemeye başlarsınız. Acıya karşı hissiyatınızı kaybetmeye başlarsınız. Acıya karşı hissetmezsiniz hiçbir şey. Tamamen artık mekanikleşmişsinizdir. Tamamen. Görüşme, 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 görüşme. Evet dediğinde göbek atmazsınız. Hayır dediğinde karalar bağlamazsınız insanlar. Bu işin şeyde bu var. Tabiatında bu var arkadaşlar. Evet. Zübeyde Hanım doğru. %100 düşünce gücü. Çok çok önemli. Zihinsel kondisyonumuz çok çok önemli. Aksi durumda her şey büyük acı verir. Kendinizi acılara karşı korumalısınız. Bu işin yıpratıcı etkilerine karşı hayır duymanın, reddedilişin vermiş olduğu acıya karşı hissizleştirmek zorundasınız. Tabiri caizse kendinize bu morfini vurmak zorundasınız. Ve bunun tek bir çaresi var. Karar alabilmek. Karar alabilmek. Ve gerçek bir karar alabilmek. Karar bir kez alınır. Kararı alırken birçok acı çekersiniz. Günlerce, belki de aylarca acı çekersiniz kararı alırken. Kararı bir kez aldıktan sonra artık o kadar değil, sıfır acıyla devam edersiniz ve bu iş sizin için de bir eğlenceye dönüşmeye başlar. Süreçten keyif almak zorundasınız. Süreç eğer size, yaşadığınız eylemler size eğer acı veriyorsa, bil ki, bakın bilin ki, siz henüz daha gerçek kararınızı almamışsınız demektir. Oturun ve gerçek kararınızı alın. Gerçek bir karar verin. Karar verin değil, gerçek bir karar verin.
ve sürecin içerisindeki şeye karşı, o size acı verecek her türlü etkiye karşı tedbirinizi baştan almış olursunuz. Faydalı oldu mu bu eğitim? Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Videoyu paylaşmaya değer bir video olarak sizde anlam kazandıysa eğer videoyu paylaşmayı ihmal etmeyin. Yine aynı şekilde sayfamı henüz beğenmediyseniz sayfayı beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yine aynı şekilde YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Orada çan var, çanı da işaretlemeyi unutmayın. Ücretsiz e-mail eğitim kursuma katılmayı ihmal etmeyin. yavuzbagci.com yavuzbagci.com Yavuz Bağcı'nın İngilizce yazılışı .com. Oraya tıkladığınızda orada şey var. Rica ederim Nurhan. Ne demek? Orada form var. Formu doldurduğunuzda katıl butonu var. Katıl butonuna tıkladığınızda her gün saat 22 gibi benden bir tane e-mail ders alırsınız. Ücretsizdir, beleştir, beleş kalacaktır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok çok sağ olun.